ABD Postcom'a hoş geldiniz. Bugün Virginia Alexandria'dan sesleniyorum sizlere. Turkish Coffee Lady vakıf binasındaki Atatürk sergisindeyiz ve Ata DC'nin bu yılki başkanı Sevtap Şerifler ile röportaj gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Şimdi Ata DC'nin öncelikle siz bu sene yeni adayıydınız ve siz seçildiniz. Biraz bir şeyler söylemek ister misiniz bu konu hakkında? Seçildim. Bütün oy veren, bana veren ya da vermeyen herkese çok teşekkür ederim ve herkese elimden geldiğince hizmet vermeye çalışacağım. Yeni bir takım uygulama, etkinlikler düzenlemeye başlayacağız. Onların üzerinde çalışıyoruz şu anda. Evet, ileriye dönük hedefleriniz, planlarınız hakkında biraz bilgi alalım isterseniz. Tabii ki. Ata DC'nin misyonları hizasında çalışacağız. Misyonları, iki misyonu var aslında. Bir tanesi kültürümüzü Amerika'ya, Türk kültürünü Amerika'ya ve Amerikalılara, Amerikalı iş adamlarına, kadınlarına tanıtmak. İkincisi ise Amerika'ya yeni göç eden vatandaşlarımızın entegrasyonuna yardımcı olmak, kolaylaştırmak. Hı hı. Bu kapsamda öncelikle kültürsel olarak 100. yıldayız. 100. yıl etkinlik çalışmalarımız var. Her sene olduğu gibi bu sene de festivalimizi yapıyoruz. Festivalimiz yıllardır Washington'un en iyi festivali seçiliyor. Bu sene de tekrar en iyi festivali ödülünü aldık. Açıklayabiliyoruz artık bunu. Açıklayabiliyoruz artık. Hem de bunu yabancı basın seçiyor arkadaşlar. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Genelde festivalimize 20 bin kişiden fazla katılımcı oluyor. Yani oldukça büyük bir festival, oldukça büyük bir organizasyon. Onun üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki 100. yıl, Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına ağırlık veriyoruz. Bir Atatürk çadırımız olacak. Sahnede 100. yılı kutlayacağız. Hemen ardından, bu 15 Ekim'de, hemen ardından 29 Ekim balomuz. Her sene yapılıyor ama bu sene 100. yıl kutlamalarına ağırlık vereceğiz. Ve Amerika'nın en eski, en güzel binalarından birinde olacak. Waldorf Astoria'da olacak. Süper. Hemen ardından, ilk defa topluma açıklıyorum, 24 Kasım'da Manga grubunu ağırlayacağız. Süper. Ve çok heyecanlıyız. İnanılmaz güzel bir konser olacak. Ay, çok sevindim. Biz de ABD Post olarak mutlaka görüntülemek için çok seviniriz burada. Manga çok sevdiğim bir grup benim de. Galiba özel de bir şarkı mı yapacaklar? Öyle bir tüyo aldım sanki. Şu anda zaten Türkiye'de 100. yıl kapsamında yapıyorlar konserlerinde ama bütün teknik gereksinimleri karşılayacağız. Burada da onu yapacaklar. Atatürk'ü anacaklar. Müthiş. Yani ben de tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten çok sevindim. Onun dışında dediğim gibi genel olarak ikinci misyonumuzu yerine getirecek o konuda hizmet verebileceğimiz bir takım etkinlikler. Bunlar yeni gelenlerin entegrasyonu için eğitim workshoplar, webinarlar şeklinde olacak. İlkini Eylül ayında yapıyoruz. Ve bu işte green card vatandaşlık, green card'dan vatandaşla geçme, kuralları nedir, şartları nedir şeklinde bilgilendirme. Daha ilerideki webinarlarda vatandaşlarımıza Amerika'da bankacılık, Amerika'da küçük bir işletme kurmanın kuralları, Amerika'da sağlık hizmetleri, yani sigortanız yok, nereye başvurabilirsiniz, nasıl sigortasız sağlık hizmetleri alabilirsiniz şeklinde bilgilendirme yapacağız. Çünkü yeni gelen insanlar hele biraz da dil de bilmiyorsa, tanıdık kimse de yoksa sudan çıkmış balığa dönüyor. Aynen. Gerçekten. Dil bilse bile biz de hani geldik 3 aydır eşimle, kuralları bambaşka olan bir ülke. Eyaletten eyalete bile değişiyor. Aynen. Gerçekten bir desteğe ihtiyaç duyuyor insan. Bu adımları atmanız çok faydalı olur bence de. Ben de 33 sene önce geldiğimde eşim Amerikalı. Sözüm ona her şey bizim için kolay olmalı.
işle geldik, maaşımız var, eşim Amerikalı, evet. Benim dilim vardı, yani İngilizce hı hı. konuşuyordum. Ama kanunlar o kadar farklı ve sırf eyalet bazında dediniz, eyalet bazında da değil, aynı zamanda county dedikleri bölge bazında bile hizmetler değişebiliyor. Dolayısıyla nerelere, yani sizin bulunduğunuz yerde bu hizmet var, bunu biz size söyleyemeyiz ama nereye başvurabilirsiniz? Doğru. Ya da standart hizmetler nedir? Mesela anneniz gelmiş 62 yaşın üstünde, burada bir şey oldu. Nasıl bakımı sağlayabilirsiniz ki sizin bütçenizi de etkilemesin? Bunun için de imkanlar var, çok onların güzel. Üzerinde duracağız. Yani insanların buradaki yaşamını biraz daha kolaylaştırmak, entegrasyonlarına yardımcı olabilmek. Yani etkinliklerde, piknikler, buluşmalar falan da güzel ama bizim misyonumuz o değil. Evet. Onu halk yapsın, biz destek verelim. Çok güzel. Biz yönlendirelim. Ama biz misyonumuz üzerinde durup topluma uzun vadeli yardımlarda bulunabilirim. Evet, hem bilgi sunmak hem yardım verip destek olmak. Peki bu sadece Virginia DC... Washington DC bölgesi için mi yoksa bütün Amerika geneli için mi desteğiniz söz konusu? Şimdi kanun kanundur. Evet. Belki bu eyaletinki biraz fazla, başka eyaletinki daha farklıdır. Biz öncelikle Türk evinde bunlara başlayacağız. Ondan sonra bir isteğe, rabite göre belki webinara çevirebiliriz. Hmm. Daha çok yani katılım olsun diye. Ona göre yönlenebiliriz. Ama ilk etapta Washington, Virginia, Maryland bölgesindeki üyelerimize yönelik bir hizmet diye düşündük. O zaman düşündük. Şöyle diyebiliriz, hani Amerika'ya yeni gelmiş olan yasal konumdaki insanlara hani ne yapmaları gerektiği konusunda danışabilecekleri bir mecra değil mi? Ata olmuş DC. Olacak. Evet. Evet. Böyle duyurmuş olalım. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Tekrar teşekkür ediyorum. Çok önemli bir görev benim için aldığım ve layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Her zaman gönüllü çalışanlara ihtiyacımız var. Özellikle festival için. Ondan sonra bana ulaşabilirler. AtaDC web sitesi atadc.org. E-mailim sevtap@atadc.org. Evet, süper oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.